Efendim, Sakız Adası ile ilgili de Lozan'ın şartlarını delecek hareketleri Yunanistan sergiliyor. Benim en başta kendimce tahminim ya da tespitim naçizane. Yunanistan zaten bu dönemde o dediği kadarına sahip olabileceğini bence kendisi de düşünmüyordur. Fransa ile birlikte de düşünmüyordur. Avrupa Birliği'nin tamamıyla da düşünmüyordur. Nedeni şu, hemen yanı başında biz kendilerini ne kadar analiz ediyorsak herhalde kendileri de Türkiye'yi ediyordur. Şimdi gelip bizim hakkımız olanı da bütün dünya bile elimizden almaya çalışsa sanırım biz de boş durmayacağız. Hiçbir kötü sonucu konuşmak, dile getirmek bile istemiyoruz ama gerekirse de zaten her şey ortada. Hakkımızı tabii ki savunacağız bütün zorlukları da göze alarak. Ama sanırım bu dönemde, bu sisli ortamda ne kadar çok şeyi ihlal edersen ve yanıma kar kalırsa o kadar iyidir diyor. Sakız Adası da onlardan bir örnek. Sakız Adası'nı gösterelim. Tayfun Erden rica edelim. Evet, şu anda karşımızda Sakız Adası var. Tam adanın, Sakız Adası'nın kuzeydoğusuna baktığımızda o tatbikat sahasında Tayfun Erden sizlere gösterecek. Burada tatbikat yapacağını açıkladı Yunanistan. İşte Yunanistan'ı silahlandırdığı Sakız Adası. Türkiye, Yunanistan'ın Sakız Adası'nı Lozan Barış Anlaşması'nı ihlal ederek silahlandırdığını belirten yeni bir Navtex yayınladı. Çeşme'den normal bir balıkçı teknesiyle yola çıktığınızda 20 dakikada bu hızda Sakız Adası'na ulaşabiliyorsunuz. Karşı adanın bu mesafeden ki deniz mili 5 mil. A Haber ekibi İzmir'in Çeşme ilçesi karşısında bulunan Sakız Adası'nı görüntüledi. Dediğimiz gibi Yunanistan şu anda Sakız Adası askeri tatbikat yapacağını duyurdu dedik ve tatbikat sahasını gösterelim. Tayfun'dan rica edelim. Evet, tatbikat sahası Kuzeydoğu'da yapılıyor. 2,5 mil çaplı bir alanda yapılıyor tatbikat. Sakız Adası'ndaki Yunan askeri varlığına bakarsak ona bir bakalım. Yunanistan 2016 yılında çıkarma gemileriyle, bakın altını çiziyorum, çıkarma gemileriyle buraya neler getirdi 2016'dan bu yana? Nasıl askeri birlik getirdi? Ne kurdu? Bir tugay kurdu. Buna bağlı ana birlikler kurdu. Bir piyade alayı, 4 piyade taburu, bir özel muhafız taburu, bir tank taburu, bir uçak savar taburu ve 7500 asker getirdi bu küçücük adaya. Evet, görüyorsunuz şu anda tatbikat alanında size Tayfun Er gösteriyor. Sakız Adası'ndan deniz atışı yapılacağını duyuran Yunanistan'a Türkiye, karşı Navtex'de suçüstü yapmış oldu. Yunanistan Sakız Adası'nın kuzeydoğusunda 15 ve 20 Eylül tarihleri arasında tatbikat yapacağını açıkladı. Bu açıklamayla 1923 Lozan Anlaşması'nı ihlal etmiş oldu.